Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmeliye hoş geldiniz. Bugün de yine konuşulacak çok şey var. Dünden beri önce enflasyon rakamları açıklandı. Arkasından memurlara ve emeklilere verilecek zam açıklandı. Gerçi orada da kafa karışıklıkları var. Onu da Murat Bey'e soracağız ama diğer taraftan tüm bunlar olurken zamlar da yine yağmur gibi yağmaya devam etti. Fakat kurlara da baktığımızda bu kadar olumsuz şeye rağmen dolarda da yine çok ciddi bir dalgalanma oldu. Bunların sebebini konuşacağız. Veysi Üretim Kurulu Başkanı Murat Surgül Özbülbül de bizimle birlikte. Merhaba Murat Bey. Merhabalar sevgili Ebru. Günaydın, iyi günler dilerim. Tüm izleyicilerimize de iyi günler dilerim. Buna ismi değiştirmek lazım. Dalgalı kur rejimi değil, çalkantılı kur rejimi demek lazım. Saçma sapan çalkalanıyor. Yani muhtemelen bir sürü manipülatif hareket var. O yüzden de bunların da önemli bir kısmı ekonomi yönetimi tarafından yapılıyor. Tahammüden yapılıyor. Dolayısıyla kurlar böyle çalkalanıyor. Saçma sapan bir şekilde çalkalanıyor. Yani anlık olarak bile gözüm böyle ibre bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı. Tabii bu noktada dövizle ithalat yapan, ihracat yapan, fiyat belirleyen firmaların, alıcı ve satıcıların işi çok zorlaşıyor. Çünkü bir öngörülebilirlik ve istikrar yok. Evet. Şimdi geçen sene biz belki bunu Türkiye'de ilk ben söyledim. Muhtemelen ilk ben söyledim. Türkiye hiper enflasyona koşuyor demiştim. Recep Bey'in faiz sebep, enflasyon sonuçtur hikayesinin sonu hiperenflasyon ve moratorium olarak bitecek. Bakın, Aralık ayı enflasyonu daha işin başlangıcı. Turbun büyüğü heybede. Asıl büyük hem kur etkisi hem yapılan zamların etkisi de Ocak, Şubat enflasyonları. Yani Ocak ayında ne oldu? Enerji fiyatları, doğalgaz dahil olmak üzere, elektrik dahil olmak üzere, akaryakıt dahil olmak üzere arttı. Vergiler, harçlar, resimler arttı. Maaşlar arttı. Başka bir sürü ürüne işte mesela ÖTV, alkolde ÖTV, sigarada ÖTV arttı. Bunların hepsi fiyatlar genel seviyesine ciddi etkileyen şeyler, unsurlar. Bunun derhal bütün ürünlere yansıması kaçınılmaz. Dolayısıyla Aralık ayında gördüğümüz üvertürdü. Şimdi TÜİK enflasyonu %36'ya çıktı. Ocak enflasyonu yüksek çıkınca geçtiğimiz senenin nispeten çok daha düşük olan Ocak enflasyonu düşecek. Böylelikle TÜİK'in enflasyonu da istese de istemese de 40'lı seviyelere çıkacak. Yani TÜİK'in de en yakın zaten öyle çıkar. Evet. Muhtemelen iki haneli, çift haneli bir enflasyon çıkarması kaçınılmaz oluyor. Ve Türkiye'de Ocak ayında enflasyon %40'ın üzerine atacak. Bu doğal olarak hem kurları yukarıya itecek hem de etiketleri yukarı itecek. Evet. Ya bu matematik. Evet, kesinlikle öyle. Hani bir arkadaşımız vardı, Ocak enflasyonu eksi çıkacak falan filan diyordu. Bir profesör. Yani bu bizim çocukluğumuzda bir mandrake romanı vardı. Şapkasından her şeyi çıkarırdı. Yani öyle bir şey çıkarırlarsa belki ama rutin ekonomik faaliyetlerde öyle bir şey çıkmayacak. Ve 2022 Türkiye'nin hiperenflasyona savrulduğu bir yıl olacak. Çok büyük bir olasılıkla. Evet. Peki biraz da dedik tepeden tırnağa her şeye zam geliyor. İşte ücretlilere de zam geldi ama enflasyon zamı ciddi hayal kırıklığı yarattı gibi görünüyor. Memur zamı %30.5 oldu ama en düşük emekli maaşı 2500 lira diye açıkladı Cumhurbaşkanı. Ama yüzde kaç olduğu konusunda bir açıklama da gelmedi. %20 nokta küsuratı da var. Yani 25 falan diyorlar ama evet. Yani bir açıklama yapmayı bile adam gibi beceremiyorlar. Yani Erdoğan'ın açıklamaları şey yaptı. Önce kendini övüyor. Sonra bir CHP'ye çemkiriyor. En sonunda en önemli konuda belirsiz pulu bir açıklama yapıyor. Yani bu bir rutin haline geldi artık. Evet. Ben şunu yaptım, ben bunu yaptım, şöyle uçtum, böyle kaçtım diye anlatıyor. 2 saat. Sonra bir yarım saat, 1 saat CHP'ye, muhalefete çemkiriyor. Sonra da asıl önemli konuya geliyor. Yani adam emekli maaş zammını anlatacak. 12 yılda ama 19 yılda yaptığı icraatları sayıyor. Sanki program icraatın içinde.
Yani temcit pilavına döndü bu. Evet. Hiç kimse de dinlemiyor zaten. Peki yapılanma nasıl karşılıyorsunuz? Yani işte en düşük emekli maaşı 2500 lira olacak. Saçma bir zam. 25 gerçekten insanların bu enflasyona göre nefes alabilmesini sağlayabilecek rakamlar değil çünkü. Ya bir kere zamın metodu saçma. Şimdi sen 1500 lira ya mahkum ettiğin adamı 2500 liraya çıkarıyorsun. Amenna. Yani adama 1000 lira zam veriyorsun. Yaklaşık %70 zam yapmış oluyorsun. Ki bu parada tamam. Yaşayabilmek için yeterli bir para. İçeri. Şimdi aslında oyun şöyle kuruluyor. Önce TÜİK bunların işine gelen bir enflasyon açıklıyor. Ve o kadar zorluyor ki işte ÜFE ile TÜFE arasında bir uçurum oluyor. Sonra bunlar o enflasyona göre bak enflasyon şu kadardı biz bu kadar zam yaptık diyorlar. Bunu yaparken de işte dün konuşmuştuk işçi ücretlerine yaptıkları zam hepi topu %29,5 ama anlattığı zaman ben %50 zam yaptım. Yani bir yerden alıyor bir yerden veriyor oradan onu şey yapıyor falan sonuçta insanın kafasını karıştırarak bir algı yaratmaya çalışıyor. Özellikle asgari ücrette yapılan zam enflasyonun, TÜİK enflasyonunun bile altındadır. ENAG enflasyonunu aldığımız zaman onun çok altındadır. Yarısının bile altındadır. Evet. Yani ENAG enflasyonunu baz aldığımızda yapması gereken minimum artış %50'dir. Pardon %80'dir. Bunlar %40 yarının bile altında zam yaparak şey %29,5, %30-31 civarında bir zam yaparak işçinin cebindeki parayı hortumlamışlardır. İşçi bir yıl boyunca bu ücrete mahkum çalışacak. Bir kere bu kural derhal değişmeli. Yani asgari ücret senede bir değil böyle 3 ayda bir falan hesaplanmalı. Ve bağımsız ve tarafsız bir istatistik organının rakamıyla açıklanmalı. Yani Tayyip Bey emir veriyor, TÜİK açıklıyor. TÜİK'in patronu ya ben yanlış bir şey söylersem koltuğumdan olurum diye emir kurulu adam yapıyor neticede ne yapsın bürokrat. Bunlar bir de sadece emir kurulu olmaktan değil hepsi AKP'li siyasi görüş sahibi işte o yanlışlıktan dolayı da kendilerini savunmak için gönüllü yapanlar da var. Netice olarak bir enflasyon doğru ölçülmüyor. Doğru ölçülen enflasyonun bir altında bir ücret veriliyor. Yani ben şaşırıyorum mesela işçilerin, işçi sendikalarının ayağa kalkması lazım. Tamam kardeşim sarı sendikasınızı anladık. Hani tamam makam güzel, makam araçları güzel, makam koltukları güzel, aldığınız maaşlar güzel ya tamam da bu kadar tadını kaçırmayın. Yani normalde işçi sendikalarının ayağa kalkması lazım. Evet. Yeri göğü birbirine katması lazım. Derhal genel grev tehdidinde bulunulması lazım. Ya işçinin işçiye verilen zam TÜİK enflasyonunun bile altında. Hesap etsinler yani. Evet. İşçiyi gerçekten açlığa mahkum ettiler herhalde. Emekli zaten ya ölsün gebersin bunca yıl yaşamışlar. Bir de üstüne para mı vereceğiz? Yani oldu olacak işi kestirmeden halletsinler. Nazilerin gaz odalarını inşa etsinler. Emekliler gaz odalarında infaz etsinler. Yani adamı açlıktan yavaş yavaş öldürmektense acı çektire çektire ele güne rezil ederek öldürmektense bir seferde öldürsünler. Yani bugün bak Ebru açlık sınırı belli. Asgari ücret belli. Sen emeklilerin büyük bir kesimini o sınırın altında yaşamaya mecbur ediyorsun. O yaşta adamın elinden başka bir şey gelmez. Hani ne yapacak bu adam? Evet. Bir de kalkıp üzerine böyle işler tıkırında diye gülümseyerek bu tabloyu anlatıyorsun. Yani utanmaları gereken tablodan böyle şeyle bahsediyorlar. Evet. Peki tüm bu tabloya baktığımız zaman gerçekten böyle hala halaya devam edenler de var mıdır? Ne dersiniz? Yani dolar düştü diye halay çeken burada da halaya devam ediyordur. Yani bunun ekonomik veya rasyonel bir mantığı yok. Bunlar hep işte yani politik algı operasyonları. Bu Goebbels'in derslerini iyi takip ediyorlar. Hitler'in, Nazilerin meşhur propaganda bakanı. Vallahi onların meşhur bir hikayesi vardır. Rus tankları Berlin'e girmiş. Dış mahallelerde çatışmalar devam ediyor. Goebbels'in başında olduğu radyo anons yapıyor. Bu halkımız bu duyduğunuz top sesleri Rus ordusuna karşı büyük zafer kazanan Alman ordusunun zaferini kutlamak için atılan toplardır. Ya bunlarınki de öyle. Yani halay da çekerler, davul da çalarlar. Yani anlamsız. Ben rakamlara bakarım. Tekrar söylüyorum. 2022 yılı
enflasyon açısından çok zor bir yıl olacak. Enflasyon yükseldikçe yükselecek. Tahmin ediyorum 1-2 ay içerisinde ENAG enflasyonu 3 haneye çıkacak. TÜİK enflasyonu %40'ların üzerine çıkacak. Muhtemelen bu gidişte ÜFE'de %100'lere yaklaşacak eğer bir şekilde kontrol edilemezse. Kurlar da buna uyum sağlayacak. Yani bir TL ile maaşını alanlar kaybedecek. İki, parasını TL'de tutanlar kaybedecek. Üç, mesela adamın alacağı var TL ile, zarar edecek. Dolayısıyla hem üretici güçlerin hem tüketicilerin işi çok zor. Yani enflasyona karşı hükümetin bir strateji geliştiremeyeceği belli oldu. Evet. Herkes kendi başının çaresine bakacak. Kendi stratejisini kendi kuracak. Umarım bu 70'lerdeki gibi bir olumsuzluk yaşanmaz. İthalat ve mal tedariki sıkıntıya girmez. O zaman sadece sınai malları tedarik etmekle sıkıntı çekmiştik. Şimdi gıda dair bir sürü yaşamsal emtiayı, ilacı vesaire tedarik etmekle sıkıntı çekebiliriz. Evet. Umarım işte o vehamete varmaz. Bu arada tabii arkadaşlara kutluyorum. İlk 10 ekonomiye girecek demişler, gireceğiz demişlerdi. Girdiler. Enflasyonu en yüksek ilk 10 ekonomi arasına girmeyi başardılar. Üstümüzdekilerin de kimler olduğu ne kadar devlet sayılacağı ayrı bir tartışma konusu. Evet. Bu da TÜİK rakamlarıyla. ENAG rakamlarıyla ilk 5'e falan giriyorlar. Evet. Maalesef. Peki çok teşekkür ediyorum. Bugün bunlar vardı. Bakalım yarın iğneden ipliğe zam geldi. Bakalım artık zam yapılabilecek bir şeyler kaldı mı? Onu da yarın göreceğiz. Bir şey bulamazlarsa eski yaptıklarına bir daha zam yaparlar. Çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.